Evet arkadaşlar, yeni bir ürün incelemesi ve kutu açılımı videosuna hoş geldiniz. Ürün incelemesine geçmeden önce Amazon.com.tr'den satın almış olduğum ses kartımızın genel özelliklerinden bahsedelim ve daha sonra ürünümüzün kutusunu açalım, kutu içeriğine yakından bakalım ve daha sonra montajına geçelim. Creative'in 2019'da çıkarmış olduğu Sound Blaster X G6 ses kartı, G5'e göre daha geliştirilmiş, daha yüksek ses oranına sahip ses kartı. Ses kartımızın genel özellikleri. Bu ses kartımız arkadaşlar taşınabilir amaçlı ses kartı. USB şeklinde bilgisayarınıza, PlayStation 5'inize, PlayStation 4'ünüze, Nintendo Switch'inize, konsollarınıza bağlayacağınız ses kartı. Taşınabilir olduğu için laptopunuza da bağlayabilirsiniz. Bu ses kartının önemi arkadaşlar, bilgisayarınızda ses kartı olmadığı zaman kesinlikle filmlerde, film izlediğiniz zaman stüdyo şeklinde sinemada izlediğiniz filmleri duyduğunuz o sesleri, sinemadaki duyduğunuz o sesleri bu ses kartında da duyabiliyorsunuz. Ayrıyeten bir müzik dinlediğiniz zaman bildiğiniz konserde gibi sesleri duyabiliyorsunuz. Ayrıca ekstra özelliği, ayırt edici özelliği oyunlarda karşımıza çıkıyor bu ses kartının. Oyunlarda ise ses kartımız, örnek veriyorum, FPS tarzı, PUBG, Counter Strike tarzı oyun oynadığınız zaman düşmanlarınızın nereden ateş ettiğini ve ayak seslerini nereden geldiğini duyabiliyorsunuz. Kesinlikle satın alınması gereken bir ses kartı olmuş. Ses kartımız Hi-Fi ses 32 bit 384 kHz'e kadar ses aralığında sesleri desteklemekte, beraber Dolby gerçekçi ses desteği, 5.1 ve 7.1 sanal surround çevresel ses desteğini sunmakta. Bu sanal surround ses desteği arkadaşlar, örnek veriyorum, dışarıya çıktınız ve dışarıdan herhangi bir yerden gelen sesleri, sağınızdan, solunuzdan, önünüzden, arkanızdan, çaprazınızdan gelen sesleri net bir şekilde duymanızı sağlıyor. Oyunlarda bu çok işe yarıyor arkadaşlar. Özellikle filmlerde de, film izlediğiniz zaman da çevresel ses desteği önemli. XAMP özelliği de mevcut. Yani XAMP desteği bu stüdyo kulaklıklarını, yani en üst seviye stüdyo kulaklıklarını da desteklemekte. 130 desibele kadar yükseltilmiş ses desteği bulunmakta ses kartımızın. Bu ses kartınızı satın aldığınız zaman yazılımıyla beraber kurduğunuzda daha geliştirilmiş sesleri duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıyeten ses kartımızın şu bölgesinde oyun sesimizi açıp veya mikrofon sesimizi kısıp veya tam tersi mikrofon sesimizi açıp oyun sesimizi kısarak burada dengelemeyi sağlıyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik. Söylediğimiz gibi konsollar ve bilgisayarda çalışmakta ses kartımız taşınabilir özelliği olduğu için istediğiniz yere götürerek bu ses kartımızı kullanabilirsiniz. Laptopunuzda, konsollarda, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch gibi konsollarımızda kullanabilirsiniz. Ses kartımız gördüğünüz gibi gerekli bağlantıları burada anlatılmakta. USB şeklinde bilgisayara bağlıyorsunuz. Jack'lı kulaklıklarınızı bağlayabiliyorsunuz. Burada kulaklığın önemi arkadaşlar, 40 mm veya 50 mm sürücülerle, kulaklığın içindeki sürücülerle daha yüksek ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Söylediğimiz gibi Dolby Atmos, Dolby gerçekçilik ses desteği, sanal surround çevresel 5.1, 7.1 ses desteği, etkileyici ses desteği mevcut. En önemli özelliklerden biri de Scout modu. Scout modu ne işe yarıyor arkadaşlar? Oyunlarda oyun oynadığınız zaman FPS tarzı, PUBG, Counter Strike ve farklı silah tarzı oyunlarda Scout modunu açtığınız zaman düşmanın ayak seslerini net bir şekilde duyuyorsunuz arkadaşlar. Bu tabi oyunlarda sizi 1-0 öne geçiriyor. Sound Blaster X G6'nın yazılımı arkadaşlar, yazılımı kurduktan sonra istediğiniz şekilde ayarlamaları yapıyorsunuz arkadaşlar. Hem oyun modu, hem film modu, hem müzik modu, istediğiniz oyunları buradan seçip özel ses ayarı yapabiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş. Equalizer ayarı, Scout modu oyuncu ayarı, dediğim gibi Dolby ses ayarı, onu açıp kısabiliyorsunuz. Ses kartımızın yazılımına tıklamadan buradan Scout modu, SBX modu, gerekli kulaklık ayarlarını, ses ayarlarını yandaki tuşlardan da yapabiliyorsunuz. Ses kartımızın mikrofon girişi ve kulaklık girişi de bulunmakta. Kablolu 40 mm sürücülü veya 50 mm sürücülü üst seviye kulaklıklarda çok net bir şekilde sesleri duyabilirsiniz. Hem filmlerde, hem oyunlarda, hem müziklerde arkadaşlar. XAMP özelliği de her iki ses kanalı da ayrı ayrı sesini yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Yüksek oranlarda, yüksek seslerde bas, tiz gibi sesleri net bir şekilde duyabiliyorsunuz. 600 AMP'ye kadar kulaklıkları, yani stüdyo kulaklığını desteklemekte. Bu ses kartıyla yüksek seviyede net bir şekilde sesleri duyabilirsiniz. 130 desibele kadar söylediğimiz gibi
ses yüksekliği, Hi-Fi ses, 32 bit, 384 kHz aralığında sesleri alabilirsiniz. Bu da en son çıkan ses özelliklerinden biri. G6 yani G6 ses kartı yüksek çözünürlüklü PCM ve Dolby ses formatlarını da desteklemekte. Buradan platform uyumluluğuna da bakabiliyorsunuz. Bilgisayar, konsollar gibi özelliklerini burada desteklediğini göstermekte. Kutu içeriğinden çıkan Sound Blaster X G6 ses kartı, optik kablo, mikro USB bağlantı kablosu, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu. Evet arkadaşlar. Creative'in Sound Blaster X G6 ses kartımızın genel özellikleri bu şekilde. Gelin şimdi hep beraber ses kartımızın kutusunu açalım, kutu içeriğine yakından bakalım ve daha sonra bilgisayarımıza montajını yapalım. Montajını yaptıktan sonra yazılımını yükleyerek kulaklığımızı takıp ses kartımızın ses özelliklerine, sesine yakından bakalım. Creative'in Sound Blaster X G6 ses kartını USB kablosuyla bilgisayarımıza bağlayalım ve daha sonra yazılımını yükleyelim. Diğer USB girişini de bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bilgisayarımıza bağladık. Gördüğünüz gibi X şeklinin ışığı yandı. Bu ses kartımıza bağlayacağımız kulaklığımız şartlı kulaklık, kablolu kulaklık, Trust marka Zamak kulak üstü oyuncu kulaklığı, 50 mm sürücülü. Bu kulaklığımızda, bu ses kartımızda çok iyi ses kasacağız arkadaşlar. Yeşil olanı kulaklık girişine, turuncu olanı da mikrofon girişine takıyoruz. Şu an kulaklığımız ses kartımızla beraber kullanıma hazır ve şimdi sıra geldi ses kartımızın yazılımını yüklemeye. Creative Sound Blaster X G6 ses kartımızın sitesine girdikten sonra yazılımını indireceğiz. En alt sayfaya iniyoruz. İndirme seçeneklerinden yazılım indir diyoruz. Ve buradan işletim sistemimizi seçiyoruz. Benim kullandığım işletim sistemine Windows 11. İndirme seçeneğine tıklıyoruz. Klasörü açıyoruz. Kurulumunu yapıyoruz.
kurulumu bittikten sonra bilgisayarımızı baştan başlatıyoruz. Ses kartımızın yazılımını yükledik. Programımızı açalım. Ses kartımızın program yüzeyi bu şekilde. Buradan SBX moduna geçebiliyoruz. SBX modu arkadaşlar, bilgisayarınızda hoparlör varsa hoparlör arası geçiş yapabilirsiniz. Şu kısma tıklayarak hoparlöre tekrar tıklayarak kulaklığınız takılıysa kulaklığa geçiş yapabilirsiniz. Gerekli equalizer ayarlarını açabiliyorsunuz. Buradan equalizer ayarlarını yapabilirsiniz. Gerekli playback ayarlarımız, mikrofon ayarlarımız, scout modu yani oyuncu, FPS tarzı oyunlarda oynadığınız zaman düşmanlarınızın ayak seslerinizi, düşmanlarınızın nereden geldiğini gösteren oyuncu modunu açabilirsiniz arkadaşlar. Decoder, kod çözme modu, mikser modu, lighting, ses kartı üzerindeki kırmızı yanan led ışığını gerekli aydınlatmalarını buradan yapabiliyorsunuz. Siyah, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil bu şekilde aydınlatabiliyorsunuz. Değiştirelim, beyaz yapalım. Gerekli ayarlamaları buradan yapıyorsunuz. Kırmızıya getirelim. Yeşil, sarı. Buradan ses kartı üzerindeki led aydınlatmasını, renklerini değiştirebiliyorsunuz. Değiştirelim, beyaz yapalım. Gerekli ayarlamaları buradan yapıyorsunuz. Kırmızıya getirelim. Yeşil, sarı. Buradan ses kartı üzerindeki led aydınlatmasını, renklerini değiştirebiliyorsunuz. Creative'in sitesine üye değilseniz üye olabiliyorsunuz. Gerekli ayarları yapabiliyorsunuz. Örneğin müzik açalım. Şu an dinleyeceğiniz müzik kulaklığımızdan gelmekte. Gerekli ses ayarlarını da yapalım şimdi. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining. Şimdi sıra geldi. Film açalım. Film ayarlarına bakalım. Ses kalitesine bakalım. Etkileyici. Belki de reis o kadar beceriksiz değildi. Ama reis bunu getirmedi.
bırak. Rendetilin Craven. Ve insan da seni ilgilendirmiyor. Ayrıca yeterince uzun zamanda ortalıkta değildim. Adamlarına sahip çık Rosin. En azından şimdilik. Anlaşmamızdan pişmanlık durmaya zorlama beni. Sadece kendi payınla düşenle ilgilen. Unutma, senin için bir kez kan aktı. Ben olmasam hiçbir şeyin olmazdı. Bakalım o konuda ne diyeceksin? Güç gizlice çıkıp neden? Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi ses kalitesi muazzam derecede yüksek. Basları, tizleri gayet net bir şekilde alıyorsunuz. Tabii buna kulaklığınız da önemli, 40 mm veya 50 mm sürücülü kablolu kulaklık kullanıyorsanız oyunlarda, filmlerde, müziklerde mükemmel derecede ses alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan film ayarı, müzik ayarı, oyuncu ayarı, gerekli ayarları dediğim gibi yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Witcher 3 oynuyorsanız Witcher 3'e tıklayarak buradan gerekli otomatik ayarı kendisi yapıyor. Siz de oyuna girerek keyifli, ses kasmalı, yüksek sesli oyun, net bir şekilde oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarınız eski ise ve kaliteli bir ses kartı yoksa anakart üzerinde ve özellikle konsol, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch kullanıyorsanız tam size göre bir ses kartı arkadaşlar. Kesinlikle herkesin alması gereken ses kartı olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna doğru geldik. Bugün sizlerle beraber Creative'in 2019'da çıkarmış olduğu SoundBlaster X-G6 taşınabilir ses kartının incelemesini paylaştım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.